Herkese merhaba arkadaşlar. Masanın üzerinden ve videonun başlığından da anlayacağınız üzere artık isteyen herkes kendi elektriğini üretebilecek ya da bunun için uygun donanıma sahip olacak. Yapmanız gereken şey bu videoyu referans almak. Bütün detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an önümde bir adet alternatör, yani kendi elektriğinizi üretebileceğiniz sabit mıknatıslı bir jeneratör var. Ve bu jeneratörümüzü tamamen 3 fazlı bir asenkron motoru dönüştürerek yaptık. Yani gördüğünüz şey aslında standart 3 fazlı bir motor. Ancak bu motorun rotor kısmı tekrardan işlenerek mıknatıslar yerleştirilmiş durumda. Ve tabii ki buradaki bobinlerde de bazı değişiklikler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Artık elektrik üretebilir hale geldi. Rotor kısmını niyodyum mıknatıslarla bezemiş durumdayız. Rotor kısmına yakından bakarak devam etmek istiyorum. Öncelikle rotor kısmından bahsedelim. Gördüğünüz gibi buradaki rotorumuza mıknatıslar dikey pozisyondan 1S, 1N olacak şekilde yerleştiriliyor arkadaşlar. Yani aynı kutuplu yüzeyler dışarı gelmeyecek. Yani bir tane S, bir tane N, bir tane S, bir tane N şeklinde rotorumuz tamamen 360 derece bütün çevresi değiştirilmiş durumda. Şöyle gösteriyorum bu arada, masadan kaynaklı olarak kameram biraz sallanıyor, kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün rotorun çevresi mıknatıslarla N ve S olacak şekilde yerleştirilmiş. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane önemli şey var arkadaşlar. Birincisi, mıknatısların mutlaka N ve S şeklinde olmasına özen gösteriyoruz. İkincisi ise çift sayıya denk gelecek. Yani örnek veriyorum, bu eğer tek sayı olsaydı iki tane N yan yana gelirdi. Fakat gördüğünüz gibi, yani buradaki kanallarımız çift sayı 1N 1S şeklinde devam ediyor. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta, özellikle internette bu tarz projeleri yapan arkadaşlar var. Fakat buradaki rotor, farkındaysanız arkadaşlar, kaynak kullanılmadan yapılmış. Yani özellikle niyodyum mıknatısların yapısından biraz bahsederek buna dikkat çekmek istiyorum. Bakın, rotoru yakından gösteriyorum. Şurada epoksi reçine yapıştırıcıyı görebilirsiniz. Özellikle burada reçine yapıştırıcı kullanmamızın nedeni, bildiğiniz gibi niyodyum mıknatıslar ısındıklarında özelliklerini kaybediyorlar. Soğuduklarında ise bir daha eski güçlerine dönemiyorlar. Yani buradaki mıknatısın gücünün kaybolmaması için ve buradaki mıknatıslardan maksimum verimi alabilmek için burada kanallar içerisine freze ile bu gördüğünüz rotor mıknatıs derinliği kadar oyularak kanallar içerisine niyodyum mıknatıslar yapıştırılmış durumda. Sadece taşlamayla şuradaki kenarlar birazcık düzeltilmiş arkadaşlar. Fazla ısı oluşturmayacak şekilde, yani buradaki stator kısmına sürtmemesi için böyle bir düzenleme yapılmış durumda. Eğer bu mıknatısları kaynak ile buraya tutturursanız tabii ki jeneratörünüz çalışabilir. Tamamen manyetik özelliğini bu mıknatıslar kaybetmediği için enerji üretebilir. Ancak manyetik özelliği zayıfladığı için üretilen enerji de buna paralel olarak azalacaktır arkadaşlar. Bu küçük detayı sizlerle paylaşmış olalım. Buradaki rotorumuz olması gerektiği gibi kaynak kullanılmadan reçine yapıştırıcıyla buradaki kanallara yerleştirilmiş durumda. Sırada arkadaşlar ana gövdemiz var. Şöyle uzaktan da gösteriyorum. Bu bildiğiniz, yani 3 fazlı asenkron motor. Şöyle ışığımı birazcık kaldırayım. Bakın şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Standart 3 fazlı bir asenkron motorun, hatta bağlantıları da burada. Yalnız dediğim gibi bobinler tekrardan sarılmış durumda. Burada gövdesini görebilirsiniz. Bobinlerde yapılan değişiklik ise bobin telleri standartın üzerinde biraz daha kalınlaştırılıp tur sayıları da biraz daha artırılmış durumda. Bu sayede arkadaşlar kalın bobin sayesinde daha fazla akım elde ederken tur sayısının artması ise voltajın yükselmesine neden oluyor. Bu şekilde yaptığımızda ise daha düşük devirlerde daha yüksek akım ve voltaj almış oluyoruz. Ana mantık bu. Alternatörümüzün arka kapağını kapattık. Şu an ön tarafını görüyorsunuz arkadaşlar. Ön kapağı kapatacağım. Burada sizlere göstermek istediğim, biraz önce bahsettiğim olay, bakın.
buradaki mıknatıslarımız buradaki stator blokları üzerine neredeyse temas edercesine oldukça yakın geçiyor. Yani çok milimetrik bir boşluk var arkadaşlar. Bu alternatörü diğerlerinden üstün kılan diyeyim daha doğrusu diğer el yapımı alternatörlerden üstün kılan özelliklerinden bir tanesi. Yine burada da reçine kullanılması neodim mıknatısların verimliliğini artırıyor arkadaşlar. Alternatörü toparladım ve çalışmayı hazır hale getirdim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Çıkışlarımızı buradan görebilirsiniz. Şöyle boştayken elimizle çevirebiliyoruz. Yani çok fazla bir zorlanma yapmıyor. Ancak buradan çektiğiniz yüke bağlı olarak buradaki milde bir direnç uyguluyor arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Çıkışları burada görebilirsiniz. Her biri 1000 watt toplam 3 kW'lık enerjiyi buradan alabiliyoruz ve ben sadece birinci bobini yani birinci çıkışı kullandım. Şimdi bu çıkışı üzerinden lamba bağlantılarını gerçekleştirelim ve küçük bir test yapacağız. Test işlemi için lamba bağlantısını oluşturdum. Şöyle gösteriyorum bakın buradan lambamıza bağlı. Lamba olarak ise 220 volt 100 wattlık bir tane akkor filaman bir lamba kullanacağım. Özellikle bunu kullanıyorum çünkü led lambalar daha az güç çekeceği için kolayca yanacaktır. Önce elimle çevireceğim arkadaşlar bakalım lambamızdan bir ışık alabilecek miyiz? İlk olarak elimle çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle lambamı görebilirsiniz bakın. Elimle döndürdüğümde dahi lambamın yandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen testime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle gösterelim tekrardan bakın. Alt devirlerde dahi lambamız güzel bir şekilde yanıyor. Toplamda 5 adet lambamız var. Şimdi alternatörümüzü çalıştıracağız ve lambalar üzerindeki etkisini göreceğiz. Tabii ki aynı anda sizinle birlikte voltaj ve frekans bilgisini de paylaşacağım. Frekans ve voltaj bilgisini almak için lambaları bağladığımız ortak bağlantı noktasına ölçü aletimi bağladım arkadaşlar. Şimdi alternatörümüzü çalıştırabiliriz. Matkap yardımıyla çalıştırarak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hareket veriyorum. Şarjda 230 voltu çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Alternatör yüke bindiğinde çok fazla direnç uyguladığı için matkabım bunu döndürmekte gerçekten zorlanıyor arkadaşlar. Bu nedenle buradaki lambaları devreden çıkartacağım. Şöyle gevşetiyorum. Ancak burada dikkat etmenizi istediğim şey alternatörün dönüş hızının çok daha üstünde bunun döndüğü arkadaşlar. Özellikle buradaki tempoya dikkat etmenizi istiyorum. Son bir kez daha çalıştıralım. Tekrar gösterelim bakın arkadaşlar.
İlk test için motorumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Zincir dişlimizi ve karşılık dişlisini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hareket aktarımını sağlamış olduk. Şimdi çıkışımıza lambalar bağlayarak teste devam edelim. Alternatörün çıkışına birden fazla lamba ekledim. Yine ölçü aletimi de çıkışa bağladım arkadaşlar. Motorun devirini değiştirerek çıkış voltajımızı ve frekansını da ayarlayabiliyoruz. Şimdi birazcık motora gaz vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada frekansımız ve çıkış gerilimimiz gözüküyor. Biraz daha deviri artırarak 220 volt 50 Hz'lik frekansa rahatça ulaştık arkadaşlar. Test işlemini göstermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi jeneratörümüz çalışıyor. Bu defa lambaların yanına bir tane de matkap bağladım. Gelin matkabımızı çalıştırarak teste devam edelim. Böylece atıl halde duran bir motoru kullanarak bir jeneratör elde etmiş olduk. Bu projeyi başarıyla tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Hoşça kalın. Bana destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.